Aman evine oturmuş da garip garip ağlar ağlar aman aman aman. El ayrılık nazlı yarım der, aman ayrılık nazlı yarım der. İki gözüm kan ağlar kan ağlar, ben öldüm ben öldüm. Aman ben her görende kulun kurbanın olup da delidir sağlar, delidir sağlar sağlar. Aman yanarımda yine var halkıdı, benden sen derdine yanarım yanarım. Yanarım da ben de seni ölenecek ararım ararım aman. Ararım aman. Ne ettim sana ay, ben öldüm tamam. Değerli izleyiciler, Anadolu'muzu köy köy, bucak bucak, mezra mezra geziyoruz. Geçmişte yaşanmış, bu milletin bağrında yer almış acı tatlı kültür örneklerimizi derlemeye çalışıyoruz. Onları hikayeleriyle birlikte ekranlarınıza getirme mücadelesi içindeyiz. Önemli olan şu, bizim hangi programı yaptığımız değil, bizim her yaptığımız programdan kimin hangi dersi aldığıdır. Bugün Sivas İlbeyli yöresi Merkez Aylı köyündeyiz. Bu köyümüzde de köylülerimizin bağrında bugüne kadar yaşattıkları acı hatıralarla dolu olayları ekranlarınıza getireceğiz. Onların dertlerini paylaşacağız. Onlarla hüzünleneceğiz. Onlarla içleneceğiz. Bu yaşanmış olaylardan mutlaka da dersler çıkaracağız. Özellikle yetişen gençliğimize bu yaşanmış olaylar üzerine söylenmiş ağıtların, türkülerin ortaya çıkarılmasında yetişen gençliğimizin özendirilmesine çalışacağız. Onlara bir miras bırakma, buradaki bu güzel eserlerin Türk edebiyatına kazandırılmasına uğraşacağız. Ben gerek sizlerin gerekse programa başlamadan Aylı köyümüzün bütün geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Hadi buyurun, işte Aylı, işte yaşanan acı tatlı hatıralarla dolu olaylar. Muhtarım. Evet. Sivas Merkez İlbeyli Aylı köyü muhtarısınız. Evet. Öncelikle sizlere ve bütün sizin şahsınızda köylülerinize sağlık sıhhat diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün geçmişlerinize, şehitlerinize Allah'tan rahmet diliyorum. Cümlemizinkine Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Köyümüz hakkında biraz konuşalım şimdi, diyorum. Kaç hane köyümüz burada? Köyümüz şu anda mevcut hanemiz 80 hanemiz var. Epey de nüfus var. Epey de nüfus var. 430 falan şu andaki nüfus. Maşallah. Sivas merkezin büyük köylerinden birisi yani. Şu anda Sivas merkezin yani 3. 4. köylerinden bir tanesi. Önceden ikinci falan sırada geliyordu ama şu anda gençlerden biraz göç sıkıntısı var. O da şöyle var, yani arazi bakımından işte gelir, şu andaki bizim arazilerimizde fazla bir gelir olmadığı, tarımsal sulamanın kıt olduğu bir köy, bir köy olduğundan gençlerimizin buraya pek sıcak bakmadığını. Göçü nereye veriyoruz? En çok göç bizim şu anda Kayseri'si var. Kaç hanemiz var Kayseri'de? Kayseri'de şu anda 60'ın üzerinde hanemiz var. Dernek var mı orada, Aylı Dernek? Yok, yok.
Ama diğer ilbeyli köylerinin dernekleri var. İlbeyli köylerinin evet hepsinin derneği var ama ne yazık ki bizim köyümüzün öyle bir girişimde bulunan bir vatandaş. Yoktur yani biz bir zaman zaman da dile getirdik ama henüz bir tane fedakar arkadaş çıkıp da burada bir dernek kurmaya çalışmadı. Oldu yani. Ne demedin. Evet. Peki Sivas merkezde kaç hanesiniz? Sivas merkezde şu anda 200'ün üstünde hane var. Sivas merkezde. En çok Sivas'a gösteriyorsunuz. Evet, evet, evet şu anda eskilerden beri. Yurt dışında çok mu? Yurt dışında da var. Biz kalıcı olarak bir 15-20 hanemiz vardır da gurbetçi olarak gidip gelen bayağı bir yurt dışı arkadaşlarımız var. Hanemiz var. Evet. Merkez Ayrı Köyü'nden Halit Çevik. Bu köyde doğdum, bu köyde oturuyorum halen. Allah sağlık sıhhat versin. Allah razı olsun. Sen rahmetli Çavuş'un da damadısın herhalde. Ben de Çavuş'un damadıyım. Asıl ismi Ali. Çavuş değil. Ali Yılmaz. Da Çavuş dillerdi burada. Namına Çavuş. Namına Çavuş diller. Kendi ismi Ali. Bu olay nasıl olmuş? Ne zaman olmuş bu? 10. ayda falan Davarda Köyü'den kesilince. Yıl kaçtı? 82-83. Bu aralarda. 1982'de. Evet. Efendim sizi bir tanıyalım. Ben Aysel Çevik. Aysel Hanım, bundan yıllar öncesinde rahmetli babanız Çavuş'u kaybetmişsiniz. Elin evet. Bir olayda. Evet. Nedir olay? Ne olmuş da? Ne anlattılar size? Yıl kaçtı o zaman? Yılını hatırlamıyorum da... 30 geçti. 32 sene mi oldu? 32 sene oldu. 32 yıl oldu. Hı hı. Efendim sizi bir tanıyalım. Ben Halis Güler, Aylı Köyü'ndenim. Merkez Köyü. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Bundan yıllar öncesi, 32 yıl kadar diyorlar da... 82. 1982. 82. 1982'de burada... Bir çobanımız yaşarmış. Çavuş derlermiş adına. Evet, doğru. Derin bir olay geçmiş başından ve ömrünü kaybetmiş. Çavuş nedir bu olay. Çavuş Yılmaz kendisi. O da çobanıydı, ben de çobanıydım. İkimiz de ben başka mahallenin, o başka mahallenin koyununu biliyordum. Çayın ortasında yığın adasını dağlar aman aman aman. Çayın ortasında da yığın adası dağlar dayanmaz aman aman. Bana gelsin o güzelin adası dağlar.
ağlar ama yeğen ağlar. Yollar ama altın vardı o güzelin Almanya'ya, dağlar aman aman aman. Altın vardı da o güzelin Almanya'ya, dağlar dayanmaz ama aman aman. Vermedi de uzanımı güz aylarıydı. Çoban aydırık biz 11. ayın 13'ünde çobanların ayı yeterdi eskiden. Bu bekli halıt çevik damadı. Bu da başka Yapalı köyü diye bir köyde yayıyordu. Çavuşun damadı. Damadı. Halıt çevik. Arada 3-5 günde bir görüşüyorduk. Dağda mı? Dağda, yani sürüde, koyun köyden kesildi. Dağ köye gelmiyor biliyor musun? Yazıda yatıyor, azık alırdık. Gider dağda yatardık. Yatak yerlerinde. Yatak yerlerinde. Ben de çobanım, benim bir yardımcım vardı. Yardımcı deyince kuzucu dirdik. Kuzucu veya pöçükçü. Pöçükçü değil, kuzucu. 16-17 yaşlarında. Ben Bahriz'in bayrındayım. Bir de çocuk geldi, azığı getirdi. Dedi ki, Hali sen mi? Çavuş emmim kaç gündür yoğumuş dedi. La çavuş nereye gider? Çavuşun düşmanı yok, kimsesi yok, kendi halinde bir adam. Vallahi bilmiyorum dedi. Hani çocuk teze genç ya, ben elin bayrında yayıyorum. Orada da 14-15 tane çoban, Behriz'i koy, büyük koy. Peki nasıl olmuş olay, ne anlatıldı? Olay, ben Yapal'da yayıyordum da var. O da burada yayıyordu. Kuzun davarla köyden kesilenden sonra Ürüşen keskin vardı. Onunla beraber yayıyorlardı. Davarı beraber duruşu idilerdi. Yapal tarafına geldiler. Bir gün bizim oyanda kaldılar. İkinci günü ben Azıva gittim. Onlar öze indiler. Geçili tarafına gittiler. Geçililerden. Geçilide Abdio dirik. Geçilide Abdio var. Onunla aşağı öze iniyorlar. Çorağını alsın diye. Ne anlattılar peki? Anlattıklarını... Senin aklın yetiyor mu? Aklım yetiyor. Ben şey biliyorum şeyini. Ham gideceğiydi. Sabah şeyde öğleye gelmişti. Sabah başım ağrıyor dedi. Başım ağrıyor dedi. O da gitme davara dedik. O da gideceğim kimse yoktur dedi. Öyle deyişin o da geri gitti. Geri sabah kalktılar yoktur dediler. Buradan geri aramaya başladılar. Amcalarım geldi. Aradılar. Kaç gün sonra aramaya başladılar? Bir gün sonra. Bir gün sonra. Bir gün sonra aramaya başladılar. Oradan geri O gelmeyince sürü geldi mi? Geldi. Sürü geldi ama o yok. Evet, geldi sürü. Babam yoktu. Yollar aman aman.
Sanmadan seni bana vermezsin ya dağlar aman aman aman. Salım baban da seni bana vermezsin dağlar dayanmaz aman. Seni bir tanıyalım, adın soyadın ne? Durdu Yüksektepe. Durdu Hanım, sizin burada elin bir olay olmuş. Oldu. Ne duydun o olayla ilgili? Vallahi bir şey duymadım. Hanımı bizim kapıdan geçti. Nereye diyorsun dedik böyle. Bizim herif gelmedi, hiç görünmüyordu. Pöçükçüden soracağım dedi. Pöçücüsü vardı orada. O da demiş ki ben bilmiyorum demiş. Haberim yok demiş. Bak öldürürler, giderlerse bizden bilmem ha demiş o olan. He. Ama adam iyiydi. Bak şimdi doğrusu ben ne hırsızlığını duydum, ne hainliğini duydum. Tarlası da bizdeydi, icarıydı. Adamın da eli boludu. Şimdi doğru söylemeli. Bize bir şey görmedik. Adın soyadın ne? Adım Kezban Bulut. Kezban Hanım, olay nasıl olmuş? Ne duydun sen? Olayı biz komşusuyduk. Hanım yani bizim kapıdan gelir geçerdi. Kaynanamla konuşurlardı. O ara bir sık sık yani aşağı gitti, yukarı geldi. Ben teze gelin dedim daha o zamanlar da. Oradan sonra kaynanamız dedi ki fındık neye dolanıyorsun öyle teleş teleş dedi. Vallahi dedi kamer dedi bizim herif gelmiyor dedi 2-3 gündür eve dedi. Bir haber de alamıyoruz dedi bir yerden dedi. Oradan sonra işte aradılar efendim, yani. Efendim sizi bir tanıyalım. Mevlüt Çevik Aylıköy'ün merkezi. Aylıköy'ündenim. Mevlüt Bey Allah sağlık sıhhat versin. Evet. Sizin burada 1900 kaçtı? 66 yıl mı? 82 yıl mı? Rahmetli Çavuş diye bir yiğidiniz. Evet. Keçili Bayırı'nda. Evet. Vefat etmiş veya öldürülmüş. Ne biliyorsunuz bu konuda? Vallahi ben o konuda işte beraber gitmişler. Düşen vardı. Pöçükçüsü, küçük çocuğumuş. Beraber gidiyorlar Keçili'nin Bayırı'na. Gelsin'in bayında arkadaşıyla başka bir yere gidiyorlar. Diyor ki benim çavuş emmim kayboldu. Nasıl oldu? Ne oldu? Diyor. Sağa sola bakıyorlar, arıyorlar, bulamıyorlar. Gelince geri azığa geliyor, koya salıyorum. Ben kalıyorum koyunun yanında. Aradan iki gün sonra mı ne geldi dedi ki çavuş dedi Ali sen mi? Geçili şeydeymiş, Yapalı'ya gitmiş. Şeydemin yanına Guvasi'nin oradan da dedi Yapan'ın arazisi var, Acıpınar diller, kavak mavak su var. Oradaymış, oradan da dedi Geçin'in bayırına gitmiş dedi. Bizim köylü bir tanesiyle davara karışık. Sonra, öyle olunca aramaya başladılar. Öyle olunca aramaya başladılar. Biri gel, öğlenledi bulundu. Ertesi günü. Ertesi gün öğlenledi bulundu. Beni tuzak kurtulamam kader senin elinde terk-i diyar etsem gitsem uzalım kurtulamam kader senin elinden kurtulamam kader senin elinden. Oradan daha da geri dönmüyor. Ben oradan köye geldim Yapal'dan. Çorağını alsın dediğim davar çorakta davar, şimdi, tuz alıyor. Tuz alıyor yani. Hmm. Çorak dediğim tuz. Hmm. Ben Yapal'dan köye geldim. Dediler ki ya böyle böyle çavuş yormuş. Kaynatan nerede? Ya onlar ya şeydiler ya. Keçil'de. Keçil'de yok diyorlar dediler. Ben hemen buradan at aldım. Ata bindim gittim doğru oraya sordum. Aşağı indim. Mıhtar da şeyde yayıyordu. Kurt koyunu. Ta onlara gittim sordum. Yok dediler. O gün aradık bulamadık. Yani tezun aradık bulamadık. Üçüncü günü bulundu cenaze. Kim buldu cenazeyi? Cenaze bu karakol marakol buldu. Konstantin yani daha doğrusu arabada çıktılar. Bu şekil oldu yani. Oraya gidince çavuş emmimi dedi orada ölmüş dedi. Gece dedi giderken
Vergereymiş orası. Kendimi düşmüş dedi. Veya dedi öldürmüşler götürmüş oraya mı bırakmışlar dedi. Ne olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil dedi. Haberin olsun. Haberi belediyene dolay. Hatta bana dedi ki dayısı da çoban. Dayım diyor ki la tek başına bir çocuğunla niye bir dağın başında kalıyor. Halis gelsin de şeyle yanımıza gelmiyorsa ben suç olan öldürürler. Ben ne iş göreceğim? Ben çoban ayına 3-5 gün kalmış. Ben kimsenin yanına gitmem abi. Dedim Beylecan'a benim mevzum Beyle Paşa'm. Yani işte sağa sol derken kayınları geldi. Yani kalabalıklaştı. Millet sağa sola gittiler yani köylere neye. Sonra duyulduk işte geçildi de öldürmüşler. Hem işte öldürmüşler. Yarım atına koymuşlar. Biz öyle duyduk yani ya. He. Hemen sabiyordu kardeşler ta Gemerak'taydı. Ne geldiler, ne gittiler, ne karakol geldi, ne filan geldi, ne fişten geldi. Gelin dolmadı öyle. Öyle telef oldu. Öylece gitti adamca. Sahipsiz ne öylece, uşalar küçük küçüğüydü kızları. Oğlan da işte küçücüğüydü oğlan. O ise de küçüğüydü oğlan. He bilemedik ayrı, gözümüz görmedi nasıl diye işte geçilimi öldürdü. Yani öldürdü. Kapımızın uyu yoldur, yoldur emme udadardır. Kurban olan kayınlarım bu ölüm de gayet zordur. Seslenip de ses kesilmez, nazlı yerine küsülmez. Hiç mi sizde vicdan yok, destereyle düş kesilmez. Davarlar gitti meşiye, bakın kıyıya koşuya. Kuma adam dayanır mı, civerler dolmuş şuşuya. Getiren kara dolmuş, bakın çavuşa ne olmuş. Acebeniz kayten bıyık, 3 gündür torpakta durmuş. Yeşil kazak pahla pahla, eşim bunu iyice sakla. Baktılar ki can çıkmamış, döndürdüler akla tukla. Cuma günü evden gitmiş. Bir de duyduk çavuş yitmiş. Yiyeceğiniz bataydı, 3 gün sonra haber itmiş. Getiren kara dolmuş, bakın çavuşa ne olmuş. Acebeniz kayten bıyık, 3 gündür torpakta durmuş. Dere depe nasıl taşlık, keçesi başında başlık. Kardeşimiz ağır hasta, kayınlarım merin haşlık. Sığda ilki sığa bata, otta ilki yeller ata. Davar derede yatmaz ki çoban yanında yata. Kan için cömertsin, her şeye nazım. Kimin yoksun eder, kiminsin vezir. Her nereye gitsem, yakamda hazır. Kurtulamam kader, senin kurtulamam kader, senin elinden. Yani öldürme geçirdiler, öldürdü dediler de ama neden öldürdüğünü bilmiyoruz. Yalan söylemeyin. Kimin öldürdüğünü ve neden bilmiyoruz. Yok yani geçirdiler dediler. Devlette kamu davası çalmadı. Yok yok yok. Dave mavi şimdi daveler yeni çıktı. Doktor yeni çıktı. Karakol yeni çıktı. Evvel bile doktor da yoktu. Yani önceden insan ucuzdu herhalde. Ucuzdu ya ne ya? Ne de evvel bile doktor vardı ne deşirdik. Çocuk hastalense bile doktora götüremezdik. Yok da elde götüremiyor. Şimdi bir şey etimiz sancı olsa hemen kalkıp götürüyor çocuğu doktora. Doktor varmıştır belki. Vardı da vardı da. Nasıl götüreceğinizi bilmiyoruz. Araba yoktu, at yoktu. Taksi yoktu. Ne vardı evvel? Hiçbir şey yoktu. Evet. Ya öyleydi evveli. Bu çavuş çobanlıkla geçiriyor. He çobanlıydı he. Hanımı bizim kapıdan geçti. Kaynatan diyor ki nereye diyor? Fındık diyor. Adı yani fındık dillerdi. Vallahi dayıydı bizim herif yoktur dedi, gelmiyor 3 gündür ki dedi, neredeyse dedi. Küçükçüsü vardı, ondan sonra Gütçü'den Şuşak gibiydi. Ondan sormaya gidiyor, o da demiş ki fındık bak demiş.
Kocanız kayıp olursa demiş. Bizden bilme ha demiş. O yetişik miydi böcük? Küçük bir çocuğuydu olan. Yanısına götürürdü ile he. Sizi bir tanıyalım. Adın soyadın? Adım Mihri Çakmaktepe. Mihri Hanım, sizin burada bir çobanımız tabiri caizse kim vurduya gitmiş? Vallahi onu ben hiç bilmiyorum. Ne anlatırlardı? Elbette bilmiyorsun da. Ne duydun? Köyde ne anlatılırdı? Bir bir şeye gitmiş, orada öldürmüşler. 3 gün orada durmuş, götürmüş yarın altına kuyulamışlar dediler. Oradan sonra iyiyle olay oldu. Adam yani tavuk ölüsü gibi geçti gitti. He, ben şimdi vallahi bir şeyim biliyorum. Çocukları çok küçük müydü? Küçüğüydü. Oğlan daha küçüğüydü. Peki annesi babası sağ mıydı? Çavuşun? Yok, anası babası yoktu. Anası. Daha çocukları küçüğüydü. Fakırdı yani, bir şeysi yoktu da var ya, yiyordu. Evimiz yakınıydı, biz komşuyduk. Ondan sonra duyuldu işte, öldürmüşler Geçili'de. Ne sebep olduğunu bilmiyoruz yani biz de. Sebebin ne olduğu konusunda sebebin de ne olduğu yani ortaya çıkmadı, millet açıklatmadılar. Geçilileri kapattı. Şey etmediler yani. Çıkmadı açığa, kimin öldürdüğü, kimin kaldırdığı. Peki neden olmuş o olay hakkında, neler söylediler? Vallahi kesin bir cevap vermediler. Sahibi bir şey, buraya karakol gelince şey Batçavuş, sözüm var yanında iyi bir mevkür kangal köpeği vardı. Köpek o zaman eyle dediler. Koşmuş ağla gitmiş. Biliyor musun? Koyun az bir kenarındaymış. Diyor ki şahite mahite şey, hacat yok işte, bu köpek şahitlik yapıyor diyor. Benim bildiğim bu kadar, başka da bilmiyorum. Üstüne de düşeni olmadı. Kardeşleri de vardı. Şeyden olmadı, ehliliğine adam gitti. Yokluk vardı yani. Yokluk çoktu. Onda da çoktu, bende de çoktu, bunda da çoktu. Bu ana geldim, Allah'a bildiğine şükür. Hiç de bir sıkıntım yok. Ama o zaman yokluk, bir sürü koyun yaymak Almanya'ydı. Şimdi demir çıktı, kömür çıktı, herkes bir akmak diyebilsin. Ekmek ayağının altında biz koyunu bölüşemiyorduk. Ben yayacağım, sen yayacağım. Sen benim yaydığımda varı niye yaydın? Mevzu böyleydi işte. Peki de. Nerede bulundu? Geçili ile Kavlağın arası bir derede bulundu. Üstüne toprak atmışlardı. Kim görmüş peki orada? Kim söylemiş orada olduğunu? Orada olduğunu bizim koyun aramaya gidenler hepsi de orada bulduk. Annem vardı, küçük kardeşlerim vardı, amcalarım vardı, vardım. Orada buldular, ben daha yukarıdaydım. O küçük bacım üstüne düştü burada diye. Şu fani dünyadan göçtüm zaman. Acep kimler yumar benim gözümü? Azrail dağıtmayı cana kıyarken acep kimler yumar benim gözümü, benim gözümü. Azrail dağıtmayı cana kıyarken acep kimler yumar benim gözümü. Ölüm gelir sıra sıra yanaşır. Karşıdan görünür zalim teneşir. Cenazemde Musa'ya yanaşır. Kardeşlerim yoksun benim gözüm, benim gözüm. Ondan sonra orada geçindim, orada bir dere var, büyük bir geniş bir yer. Oraya gömmüşler yarı canda, DNA'da dikmişler şeyle. Böyle yumağı atmış savcı, hakim böyle şey etmiş.
Geliyorlar, bakıyorlar ki yarı canlı adam. Getiriyorlar. Geçip gidiyor adam. Sen böyle duydun? Böyle duydum ben. Olayın içinde gördün müydün sen oraya gitmiştin? Ben görmedim. Ben başka köydeydim. Peki. Karacalı köyü var. Oraya gittiydim ben. Orada bir amcamın kızı var. Onun oraya gittim. Biraz pancarına yardım ettim. O konunun dışında. Evet. Yani sen olayı böyle biliyorsun. Olayı görmedim. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. O zaman jandarma falan gelmiş miydi olaya? Geldi, gelmez olur mu? Bir de geride mezirden çıkarttılar mı? Yordular geri. Yok, bir çıkarttı gibime geliyor. Çıkarttılar değil mi? Çıkarttılar. Otopsi için mezirden çıkarttılar. Otopsi için mezirden çıkarttılar. Geride vallahi bir şey mi? Peki bu davaya karışan veya öldürülmeye sebep olanlar bulundu mu? Vallahi biliyorlardı da kimse müdahale edip orasını ortaya çıkarmadı. Yani biliyorlardı. Yani üstü mü örtüldü? Üstü örtüldü davanın, üstü örtüldü. Kimsesi yokturdu. Ta Gemerek Memerek köylerindeydi kardeşlerin iyi. Öyle şey etmediler. Üstüne düşen... geçiniyordu bu? Çobancılığıyla, benim eşim de çobancılık ediyor. Oğullarım yetiştik mi? Çobancılık ediyor. Yine de çobancılığından geçiniyordu. O zaman kim muhtardı köyde? O zaman kim muhtardı? Abdullah mıydı muhtar? Fazla geldi, yok Abdullah babası. Kerac. Esen'in oğlu muydu, Abdullah mıydı, öyle biri vardı köyde, onlardı yani önce. Yani köy muhtarlığı dava açılmadı mı? Çaldılar, şey ettiler yani, karakol ne aradı tabi, sağa sola geldiler, gittiler de işte şeyini çıkaramadılar nasıl olduğunu, ispat olmadı mı, bulamadılar yani şeyini. Yoksa arandı, geldiler. Karakol da geldi, şey de geldi, arandılar da ispat olmadı mı şeyini bulamadılar. Yani kimin neden öldürdüğünü, nerede öldürdüklerini, nasıl olduğunu bilemediler yani. Peki, teşekkür ederim. Aramamız. Peki neden olmuş bu olay? Ne anlatıldı? Hiçte şey olmadı. Belirli bir şey de denmedi yani daha doğrusu. Adam öylece gitti. Öylece gitti. Peki onu öldürenler bulundu mu? Ya birkaç gün içeride yattım attılar. Öldürdüğünü öldürmediğini de bilmiyor da. Yattım attılar onların yanındaki arkadaşlarımıza. Ondan sonra da dışarı attılar. Dışarı çıkarttılar. Bir sonuç mu çıkardı? Bir sonuç çıkmadı. Öylece kapandı. Evet. Bu şekilde. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, Allah razı olsun. Oradan buldular. Oradan aldı getirdiler. Songül. Songül babasını öyle görünce düştü. Üstüne düştü. Oradan buraya geldi. Buraya aldı geldiler. Oradan da Pacı'ya çıktı o girip Songül. Cenaze bu götürenler mi çıkarttı oradan? Bizim buradan gidenler çıkarttılar. Çıkardınız, cenazeye getirdiniz buraya. Getirdik. Getirdik, defnettiler. Oradan şeye gitti önce. Otopsiye gitti. Sivas'a. Defnedilmeden önce. Önce gitti. Sonra da geri getirdiler. Buraya defnettiler. İşte öyle benim şeyimde kalan işte bunlar, biz küçüğüydük. Bir tane oğlan kardeşim var, o da küçüğüydü. İlkokula gidiyordu. Adı ne onun? Mehmet Yılmaz. Nerede şimdi Mehmet? O da Sivas'ta. Küçüğüydü daha. İlkokula 7-8 yaşındaydı. Öyle işte aklı yetmedi, kimsemiz yoktu. Biz küçüğüydük daha. Ben nişanlıydım ama 18 yaşındaydım. O bir iki tanesi daha küçüğüydü. Songül ile Mehmet daha küçüğüydü. Evin en büyük çocuğu sen misin çavuşum? Yok, iki tane benden büyük daha var. Onlar da başka yerde gelin idi. Evlenmişler. Evet. Kızlar. Üçümüz bu evdeydik. Ben idim, Songül idi, Mehmet idi. Üçümüz vardık. Bir de annem vardı. Kimsemiz yoktu. Yalnız işte kaldık. İşte öyle oldu. Şikayet olmasın da bak ne haldeyim. Yoksa unuttun mu beni bilmemez gibi gece gündüz de durmaz ahu zardayım oy. Sazımda sızlayan da sırma tel gibi vay.
gece gündüz de durmaz durmaz ah zardayım oy. Sazımda sızlayan da sarı tel gibi. Peki o çocuklar nasıl büyüdüler? Çocuklar nasıl büyüdü çocuklar? Burada büyüdüler işte. Bayağı varlardı işte. Okula mokula gidiyorlardı. Ben nişanlılıydım o zaman. İşte birkaç seneyle şey yaptık. Perişanlıkla gitti. Perişanlıkla büyüdüler, büyüdüler ama sen gel onlara sor. Nasıl büyüdüklerini. Evet. Peki. Allah rahmet eylesin geçmiş. Sağ ol Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, ben de teşekkür ederim. Bu şeye gittik. Sağ ol. Tuttumsun. Olanın işte bulamıyorum. Çektiğinizde işte peki, aradan geleni de biliyorum. Ağıt söylemişti. Kimler söylemiş bunu? Onu hiç bilmiyorum. Duymadım da ben bilemiyorum. Hiç duymadım. Yani babanın üzerine söylenen ağıt bilmiyor musun sen? Yok, bizim o komşular olaraktan söylemişler. Onları bilemiyorum ben. Kimin söylediğini bilemiyorum. Değişik insanlar söylemiş. Değişik insanlar üzerine şey etmiş, söylemişler. Yani. Evet, ben orayı bilemiyorum. Kimin söylediğini. Tabi söylerken daha ilk şey gibi aklımıza geliyor. Üzülüyorsun. Üzülüyorum. Onları da şey aklına getiremiyorum, söyleyemiyorum. Bilemiyorum onları da. Bilmiyorum. Duyuşunda yine aynı tazesi gibi aklıma geliyor. O yüzden aklıma getirmek de söylemek de istemiyorum, bilmiyorum yani. Peki babanı orada Songül gördüğünde, sen de görünce ne hissettin? Ne hissedeceğim işte, çocuğuduk da kendimizi kaldırdık attık ama bizi aldı getirdiler. Küçüğü de bir arabaya attı getirdiler, küçük bacımı, oğlan kardeşimi. İşte onları da attı eve getirdiler, bıraktılar işte. Peki dava çaldınız mı bu konuda? Çaldık. Kimse üstünde duran olmadı. İşte oğlan kardeşim küçüğüydü. Emmilerim de başka şeyde yeni çubotalarıydı. Onlar da gelmeyip bakma için kimse üzerinde durmadı. Bizim de kimsemiz yoktu. Üç karı şeyden. İki kızıydık. Bir de annemiz vardı. Oğlan da küçüğüydü. Hiçbir yere gidemedik. Bakamadık. Gelirimiz yoktu, kimse bakmadı. Arka bir arabaya binip bir yere gidecek bir şeyimiz yoktu. Bir annem hiçbir şeysi yokturdu. Öyle yine kardeşim şimdi kendi haliyle işte Sivas'ta. Anne yaşıyor mu? Annem öldü. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Şimdi i̇şte, nerede öbür çavuşun çocukları? Mehmet Sivas'ta. Mehmet Sivas'ta, Songül Sivas'ta. Biri Yeniçubuk'ta, biri de vefat etti. O vefat edenin adı ne? Şengül. Allah rahmet eylesin. Nerede gelindi o? O da Yapal'da geliniydi. Biri de Yeniçubuk'ta geliniydi o zaman. Adı ne onun? Aygül. O şimdi yaşıyor. O yaşıyor. Biri Yeniçubuk'taki yaşıyor. Yapal'daki vefat etti. Yapal'dakinin biri de Sivas'a koştu. Küçük, en küçük olan. O da orada duruyor. Sivas'ta. Peki öyle. Baban öldükten sonra evin geçiminde neler yaşadınız? Çok zorluk yaşadık. Kimsemiz yoktu. Kardeşimiz küçüğüydü. Bahanımız olmadı. Emmilerim de başka yerdeydi. Daha da başka kimsemiz yoktu. İlgilenemediler. Başkası daha da kimse bahanmadı. Herkes kendi derdiyle meşgul. Aynen yani. Aynen. Herkes kendi derdiyle, kendi bir şeyine meşgul oldu. Bizim kimsemiz yoktu. Biz kendi halimize kendimiz geçindik, gittik. Öyle. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümlemizin Allah bu acıları bir daha kimseye yaşatmasın. Amin, amin. Kimseye yaşatmasın. Peki amin. Baban köyde sevilir, sayılır mıydı? Nasıl bir insandı? Evet, öyle bir insandı. Komşular da bilir, buradakiler de bilir. Komşularımız da bilir. Öyle bir şeyimiz yoktu.
sonra nasıl zarı zoru, zarı yani. Zoru yoktur da kimse nasıl olduysa işte götürdüler o yanını. Ne olduğunu bilemedik. Söylemediler ne olduğunu. Sadece ölüsünü bulduk. Orayı biliyorum. Daha oralar bir şey bilmiyorum. Peki. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümlemiz için. Derede nasıl taşlık, keçesi başında başlık. Kardeşimiz ağır hasta, kayınlarım birim açlık. Seslenip de ses kesilmez, nazlı yarine küsülmez. Ocağımız batayıdı, testereyle döş kesilmez. Ocağımız batayıdı, testereyle döş kesilmez. Davarlar gider meşiye, bakın kuyuya koşuya. Buna canlar dayanır mı, ciğerle dolmuş üşüye. Geçililer uymak uymak, geçiliye bunu koymak. Duyulmuş var mıydı, yar altına çoban koymak. Duyulmuşu var mıydı, yar altına çoban koymak. Yeşil gaza pahla pahla, eşim bunu iyice sakla. Baktılar ki can çıkmamış, döndermişler akla takla. Baktılar ki can çıkmamış, döndermişler.
da gözünü. Üzerime döktüler de lavanta tozuyu, kalk kardeşim siper elleri tutalım, geliyor düşmanlarım, kuşun atalım oyu. Kalk kardeşim siperleri tutalım, geliyor düşmanlarım, kuşun atalım. Köyümüzün eğitim öğretimde üniversite mezunu. Üniversite mezunu var çok. Doktorumuz var. Hı hı. Hakemler var. Hakimlerimiz var. Evet. Yani hukukçular var. Hukukçular var. Sağlıkçılar var. Avukatlarımız var. Sağlıkçılar var. Öğretmenlerimiz var. Var. Bayağı bir var. Hmm. Polis arkadaşlarımız var. Yani bana bir yüzüm üstünde belki bir yani devlet görevlisi, memurumuz, hakem, savcı, polis var. Ne güzel. Evet. Biz onlara bu ekrandan herkese saygılar, selamlar gönderiyoruz. Biz de saygı, sevgilerimizi sunuyoruz. Peki işte. Hikayelerle türkülerimiz programı izleniyor mu? Köyümüzde? Evet. Evet. O çok güzel izleniyor. Hele ki sizin yaptığınız bu güzel programlar unutulmayacak eserlerle sizleri her zaman takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere. İşte biz de öyle lise gizimizde de bizim buraya teşvik ettiği için başta siz olmak üzere tüm ekibine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sana büyük başarılar diliyorum. Çok İşin gücün rast gelsin diyorum. Çok teşekkür. Ben bu köyün oğlu sayılırım. Tabii ki ne demek. Elbeyler hep beraber birbirine diz dize bir kardeşiz. Elbette. Onun içinde. Elbette. Yani iyisinde kötüsünde birlik beraberlik her zaman güzeldir. Her zaman da olmayı tercih ederiz. Biz her zaman yanındayız. Bu sefer hesaplı gelemedim ama öbür sefere şu dedemden kalan tarlalardan diyorum. İnşallah, inşallah. Gel istediğin yerden ver. Dede diye miyiz biz? Tabii. Ne demek? Fark eder yani. Tabii ki. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de sizin şahsınızda bütün şu an ekran başında bizi izleyen bütün izleyicilerimiz başta olmak üzere özellikle Aylı köylülerimize evet. Saygılar, selamlar gönderiyorum. Ben de tüm köylülerime, bizleri izleyen tüm tanıyan arkadaşlarımıza, tanıyan tanımayan tüm dostlara saygı sevgilerimi sunuyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin diyorum. Bir şey daha davet edelim. Buyur. Özellikle Aylılılar için diyorum, bu köylüler için diyorum. Hani diyor ya şair, yılda iki bayram gözüme görün. Gurbette yaşayıp da köyünü unutmaya yüz tutmuş Aylılılar özellikle. Evet. Ne olur yılda iki bayram çok. Buradakilerin gözüne görünün. Hiçbir şeyiniz kalmadıysa bile o köyün alt başında duran mezarlıkta dedelerimiz, ebelerimiz yatıyor. Evet, evet, evet. Aynen. Hiç olmazsa evet, onların hatırasına, onların hatırına lütfen bu köyler sizin. Bu evler sizin, bu viraneler sizin. Bu diyar sizin, bu temiz hava, bu bağ, bahçe, evet, bu gariban insanlar sizin insanlarınız. Lütfen bayramdan bayrama bari olsa tabii. Gelin. Hangi kapıya gelirseniz gelin. Ben muhtarın yanında söylüyorum. Her kapı sizin eviniz gibi. Aynen. Tekmeyle evet, girin, hiç korkmayın. Çok doğru söylüyorsun. Yeter ki dedenizin adını söyleyin. Aynen öyle. Teşekkür. Doğru mu? Doğru. Teşekkür ediyorum. Ben hemen yanımda duygusal bir kardeşim var. Bu konularda oldukça hassas belli. Buyur. Sen ne diyeceksin gurbetteki Aylılılara? Ne diyeyim, gelsinler, buraları görsünler, ziyaret etsinler. Hiçbir unutmasınlar babayı, dedeyi. Özlediniz mi onları? Tabii özledik. Onlar da bizleri özlesinler. Gelsinler toprağımızı ziyaret etsinler babanın, dedenin. Aynı deminki Mıhtar'ın dediği gibi iki bayramda hiç değerse gelsinler de burada yatan
şehitimiz, babamız, dedemiz, ulularımızı, onların toprağını, vetanını bir ziyaret etsin. Sayanız. Zaten İslam'ın da emri bu, sırayı. Evet, değil mi? Tabii. Gelsinler, görsünler. Ne gönderiyorsun? Selam gönderiyor mu ekran başındakilere? Selam. Herkese kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yeğenlerim var. Almanya'da da var. Kişiye inmiyoruz. Herkese. 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 Sayana sevmeyene, herkese selamlarımı salıyorum. Mutlu günler olsun. Allah. Ama köyde unutmasınlar. Aman köyde unutmasınlar. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, hikayelerle türkülerimiz burar mı? Bugün de Aylı'daydı. Emmuşaklarıyla beraber kaynayıp karıştık. Uzun zamandır da gelmiyorduk ama hasret giderdik. Eskileri yad ettik. Geçmişlerimize rahmet okuduk. Amin. Ve siz ekrandakilere şu geri planda gördüğünüz bu kırmızı güllerden kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Tamam. Aman kavan dibinde de beni bastılar. Tüfeğimi karalı tutu astılar. Oy, oy, oy. Kestiler, kalk kardeşim siper elleri tutalım. Geliyor düşmanlarım, kurşun atanmıyor. Kalk kardeşim siper elleri tutalım. Geliyor düşmanlarım.